Günaydın şef. Günaydın. Sıcak bastırmaya başladı. İstersen fazla yorma kendini. Siz kendinize bakın. İki şut attınız mı diliniz bir karış dışarı çıkıyor. Biz senin gibi delikanlı değiliz, ne yapalım? Özellik edecek. Denginmiş gibi sırtımı döndüm yürüdüm. Adam olan anlar. Bir gün kafam kızacak. Şöyle ağzını burnunu. Ne yani? İnanmıyor musun? İnanıyorum. Ondan mı korkacağım? Korkmaz. Sen yemiyor musun? Canım istemiyor. İstasyona 1-2-1-2! Kalkıyor istasyona 1-2! İnce bir çiçek gibisin pencerede sen. Karanlıklardan, soğuktan şikayet eden. Gel kaçalım buralardan beni dinlersen. Bu giden hatların sonu bahar değil mi? Mine için yazdın değil mi? Vallahi helal olsun. Bak kimseye bir söz kaçırırsan ağzından. Merak etme oğlum. Gönderecek misin? Hayır. Kız olsam bu şiiri yazana şıpadak aşık olurum. Kocasından başkasına bakmaz o kadın. Sen bir de ofisçi Talat'a sor. Kimseye bakmaz. İstersen inan, ben gerçeği dile getiriyorum arkadaş. Hadi istasyona 1-2-1-2! Hadi istasyona 1-2! Günaydın hoca hanım. Mine Hanım'la araba. Abim geliyor İstanbul'dan, onu karşılamaya gidiyorum. Gözünüz aydın şimdiden. Teşekkür ederim. Zahra abi, gelmiyor musunuz? Geliyoruz. Hadi istasyona 1-2-1-2! İstasyona 1-2! Hemen kalkıyorum istasyona 1-2! Evet abiler, acele edelim lan! İstasyona 1-2! İstasyona, aman ne güzel! Hadi tamamdır, devam et! İstasyon, istasyon! Boşuna heveslenmeyin. Sabahtan beri yüzünü bile göstermedi dinsiz karı. Gözleri pencerede. Utanma yok ki. Ofisçi ne zaman paradır bilmez misin? Mine her gün mektup gönderiyormuş. Atıyor. Niye atsın oğlum? Yarım saat gecikme var hoca hanım. Bize buyurun isterseniz. Müteahhit Tarık Bey'in kerimeleri de yukarıdalar. Teşekkür ederim. Soğuk su, soğuk su. Su verelim mi? Soğuk su. Sana kitap getirdim. Teşekkür ederim. Yeşil geceyi bitirdim. Çok güzel. Yüzyıllık yalnızlık. Abim geliyor bugün. Herhalde bir sürü yeni kitap getirir bize. Gözün aydın, bilmiyordum. Telgraf dün geldi. Nurten Hanım'la tanışıyor musunuz? Folklor gösterisinde karşılaşmıştık. Merhaba. Merhaba. Perihan'ın abisi geliyormuş bugün. Oturmaz mısın? Ne tuhaf. Bakın Perihan Hanım'ın abisi benim falımda çıktı. Bekar görünüyor. Son mektubunda yazmıştı, nişanlısından ayrılmış. Buna sevindim. Çok da yakışıklı, öyle midir? E fena sayılmaz. Bak, hoşuma giderse yakasını bırakmam ona göre. Sonra söylemedi demeyin. Kahve yapayım size. Şu tüfeği alıp pencereden ateş etsem... belki kasabanın yaşamında bir değişiklik olur. Sıkılıyorsunuz. Affedersiniz, sıkılıyorum. Merhaba şef. Hoş geldiniz sayın başkan. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Buyurun. Nasılsınız bakalım? Sağlığınıza duacıyım beyefendi. Hoş geldiniz doktor bey. Generatör var ha? Bugün çok değil. Bizim kız yukarıda mı? Yukarıdalar efendim. Onu almaya gelmiştim ben de. Öğretmen hanım da bizde. Duydunuz mu bilmem. Bugünkü trenle abisi geliyormuş.
Oh, nihayet yeni bir yüz göreceğiz desenize. İnşallah, Piriç biliyordur. Mine Hanım afiyettedirler inşallah. İyidir hamdolsun. Cumartesiye Mine Hanım'la birlikte bize bekliyoruz, unutmayın. Nasıl unuturuz beyefendi? Çoktandır abini görmemiştin değil mi? Neredeyse 2 yıl olacak. 2 yıldır burada mısınız yani? İnsanın yapacak işi olunca pek fark etmiyor. Çevrende konuşacak insan olmayınca çok zor. Şu aşağıda dolaşanlara bir bakın hele. Bunlar kasabanın gençleri. Gün aşırı bir tren gelecek. Her tren gelişinde yeni bir yüz, yeni bir insan görebilecek miyim diye bekleyeceksin. Yine de zaman geçiyor işte. Öğretmenim! Yazar mazar diyorlardı ama pek sünepe bir şey. Yakışıklı değil mi baba? Yakışıklı mı? Bilmem. Konuşulacak biri işteyse. Ah, hoş geldin. Canım, çok özlemişim. Bu gözlükler? İhtiyarlıyoruz öğretmenim. Ne var Murat? Taşıyayım öğretmenim. Sen şu küçüğü al delikanlı. Geçen yıl öğrencimdi. 5'i bitirdi. Nasıl buldun sakallıyı? Gerçeği dile getirmek gerekirse pek gözüm tutmadı arkadaşım. Perihan Hanım, abinizle tanıştırmayacak mısınız beni? Nurten Hanım, Müteahhit Tarık Bey'in kızı. İlhan. Sizi biraz tanıyoruz sayılır, İskambil falından. Maça papaz mı çıkmıştı? Nurten Hanım İstanbul'da İngiliz filolojisinde okuyor. Gözünüz aydın. Müteahhit Tarık Bey, kendileri babam da olur. Belediye başkanımız. Hoş geldiniz. Ben kasabanın doktoruyum. Vedat Bey. İlhan. Cumartesi bekliyoruz. Unutmazsınız inşallah.